Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Odense'deki büyük bir markete gideceğiz. Marketin ismi Bilke. Bence Odense'deki en büyük market bu. Sizlere orayı gezdirmek istiyorum. Bu arada bizim bir Instagram hesabımız var. Burada bazen paylaşmadığımız şeyleri orada paylaşıyoruz. Enes ve Michelle yazarak Instagram'ımıza ulaşabilirsiniz. Ayrıca videoların devamlı gelmesini istiyorsanız da lütfen abone olun. Dediğim gibi bu market bence Odense'deki en büyük market. Teknoloji de var içinde. Peynir, süt ya da ne bileyim kahve, aklınıza gelebilecek her şey orada. Bu arada bugün cuma olduğu için de şeker günde diyebiliriz. Bakalım orası kalabalık mı gittiğimizi hep birlikte görelim. Ben önce orada sandviç de yiyeceğim ve dondurma da yiyeceğim. Onları da sizlere çekeceğim. Neler alıyorum, neler yiyorum onu da göreceksiniz. Bu arada Odense'de bayağı değişiklikler oldu. Ben 5 senedir burada yaşamama rağmen çok değişik olmuyordu. Ama şimdi bir tramvay geldi ve o tramvaya da binmeyi seviyorum. Çünkü otobüse binmemiş oluyorum 2 kez. Tramvayla birlikte oraya gideceğim ve oraları gezeceğim. Sonrasında dayımın iş yerine gideceğim. Dayımın iş yerini de sizlere çekebilirsem göstereceğim. Trade Point diye bir yerde çalışıyor. Bu şirket aslında yurt dışında ya toptancılık yapıyor diyebiliriz. Çin'den gelen malzemeleri buradakilere satıyor. Orayı gezeceğiz ve sonrasında da dayımlarla ve yengemlerle birlikte en son akşam yemeğimizi yiyeceğiz. O zaman günümüz başlasın. Turumuza başlayalım. Gezeceğimiz markete geldik. Sağ tarafta market. Aslında küçük bir AVM de diyebiliriz. Çünkü sol tarafta başka küçük mağazalar var. Tırnak yapan bir yer var. Onun dışında kulakla alakalı bir şey var. Yani bir sürü bir şey var işte. Karşı tarafta da böyle yemek yerleri var. Şimdi biz marketin fiyatlarını hep birlikte inceleyelim. 12 kron mesela, burada görüyor musunuz bir dondurma? Bence tam bir FP. Market inanılmaz kalabalık. Ben random bir yere girdim. Sizlere fiyatları göstereceğim. Dyson 5989. Onun dışında normal alacaksanız da fiyatlar 549 galiba bu en ucuzu. 899 kron. Şu mesela 1795 kron. Smoothie için blender alacaksanız 899 kron. Onun dışında eğer böyle alacaksanız da 1499 kron. Yani burası ev kısmında diyebiliriz. Elektronik diye ayırmışlar. Bayağı kalabalık bu arada. Bugün cuma olduğu için şeker kısmı kalabalık çünkü 100 gramı 8 krona düşüyor. Kahve meraklıları için de söyleyeyim. Fiyatlar alta yazmamışlar. Yani bununla fiyat yok. Ha, alttaki neredeymiş pardon. Bu showroom'u. Bu 849 kron. Bu da 529 kron. Bu da süt köpürtücüleri anladığım kadarıyla. O da 400 kron. Cips reyonuna geldik. Poşetin tanesi 10 kron. Bu bayağı ucuz. Şuradakiler 10 kron. 2 tane de Pringles 25 kron. Bence bayağı bir cips çeşidi var. Hem bu tarafta cips var hem bu reyonun sonuna kadar cips var. Cips bence seviliyor ya Danimarka kültüründe. Şahsen ben de çok seviyorum. Zaten adamlar cips için bir sürü sos çıkartmış. Yani cipsi seviyor bu adamlar. Ben de seviyorum. Yalan yok. Bu da mesela 10 kron. Bu 20 kron, bu da 5 kron. Şimdi size çok ilginç bir şey göstereceğim. Burası kahve reyonu. Şekeri geçtim, çok kalabalık cuma olduğu için. Bubble tea'leri böyle bir şeyin içine koymuşlar. Ve bu 20 kron. İnanılmaz değişik böyle bubble tea. Bu da indirime girmiş. Onun dışında da latte'lerin içine sos bunlarda. Çok ilgincime geldi bu. O yüzden paylaşmak istedim. Bu arada Starbucks'larda 36 kron. Eğer bu şekilde içecekseniz 39 kron. Bayağı değişiyor fiyatlar aslında. Bence kahve burada ucuz. Bunlar değil. Bu da gerçi indirime girmiş 71 kron ama benim söylemeye çalıştığım asıl kahveler mesela şu 90 kron yani kilosu. Bence çok iyi bir fiyat. Hatta kilo fiyatı 100 olanlar da var. Yani tamamen değişiyor 135. Ama bence bu çok iyi fiyat. Yani bu tabii benim fikrim. Burada mesela yine indirime girmiş. İki tanesi 100 kron. Yani kilosu aynen 400 grammış yani bu. İki tanesi 109 kron. Bilmiyorum, bence fiyatlar iyi genel olarak. Green tea matcha burada da pahalı mesela. 69 kron. Bunlar da 32 kron. Şu şeker alanının ne kadar kalabalık olduğunu göstermek istiyorum. Ucuz ya, herkes sürekli şeker alıyor. Burası sıra oluyor. Şu an bir de daha iş çıkış saati bile değil yani.
şimdiden dolu. Biraz kahvaltılık gevreklere bakalım. Benim yine ucuz bulduklarımdan 10 kron arkadaşlar bu. Yulaf çok ucuz bence bu. Zaten çok tüketiyor Danimarkalılar sabah kahvaltısında. Bence bu çok iyi bir fiyat. 10 kron mükemmel yani. Ama eğer böyle hani granola tarzında bir şey alırsanız bir tık daha pahalı oluyor. 45 kron. Bunlar bazen iyi indirime giriyor. Takip etmek lazım. Bu da 45 kron. 45 kron. Bilmiyorum, bence fiyatlar yani granola olunca birazcık pahalı. Mesela bu markada bazen indirime giriyor. İndirimleri takip etmekte fayda var. Bu da yine Türkiye'de olan 26. Zaten Türkiye'de de 29-30 birim. Bu da 26 yani. Fiyat olarak bu da ekolojik olduğu için bu kadar pahalı. Bir sürü çeşit var. Düşünün şuradan sonuna kadar sadece kahvaltılık gevrek. Çok iyi ya. Bu market çok iyi. Bilke burası. Yine tekrar söyleyeyim merak edenler için. Sağlıklı beslenmek isteyenler için de bir sürü opsiyon var. Mesela tabii bunlar pahalı. 12. Neye göre pahalı ucuz diyorum. Buradaki ortalama ücretin 22 bin kron olduğunu farz edersek vergilerden sonra. Ona göre yani pahalı ucuz diyorum. Bu da hurma mı? Ney bu? Yok, hurma değilmiş. Burası da indirim köşesi. Şöyle bir paket 8 kron. Başka ne var? Ya bir sürü opsiyon var. Buradan bakıp seçiyorsunuz. 9 kron. Şurada da var. Bakayım burada ne var. Mesela ananas var. 10 kron. Bu da 2 krona inmiş. Bayağı iyi indirimler var yani. Gelelim her evde olan makarna fiyatına. Yarım kilosu 6 kron. Bu Budget. İyi bir marka galiba. Ben de şimdi hiç makarna almadım Danimarka'da, bilmiyorum. 1 kilosu 15 kron. Tamamen değişiyor. İtalyan olup olmamasıyla alakalı. Veya ne bileyim rengi. İşte aynen İtalyan olup olmaması. Bu da 19 kron. Makarna fiyatları bu şekilde. Şimdi konserve bölümündeyiz. Neredeyse 1 kilosu 60 kron. Konservede yine domates sosu var mesela. 2,5 kilogram 51 kron. Bu arada bayağı bir şeyleri anlatıp gösterirken kafam karışıyor. Arkamdan da çünkü konuşan insanlar var. Geçen videoda da yanlış söyledim mesela fiyatları. Hem müzik çalıyor. Bu da domates püresi. 3 kron bu. 140 gramı. Hem müzik çalıyor hem arkadan konuşanlar oluyor. O yüzden bazen hata yapabiliyorum. Kusura bakmayın. 2 tane böyle çilek 35 kron. Onun dışında bu yarım kilosu 22 kron. Sebze fiyatlarına bakacak olursak bu 3 tanesi 12 kron, tanesi 9 kron. Iceberg 1 tanesi 11 kron. Yarım kilo domates 18 kron. Bakalım su biradan ucuz mu? Bu su 4,5 kron. Diğer içeceklere de bakacağız da. İlk bir suyla birayı karşılaştıralım. Burada da tonikler var. 2 tanesi 48 kron. Biralar mesela böyle 12'li alıyorsun 60 kron. Carlsberg 20'li 90 kron. Özel biraların olduğu yerdeyiz. 15 kron. 19 kron. Tamamen size bağlı. Bunlar ama özel diye geçiyor. Burada ise biranın tanesi 3. Burada 2,5 yani. Bira sudan daha ucuz arkadaşlar. Görüyoruz burada. Tek tek de alınıyor. İsterseniz toplu da alabiliyorsunuz. Tavuk fiyatına bakacak olursak kilosu 95. Bunun ise 31 kron. Böyle daha büyük alacaksanız 4 kilosu 274 kron. Bu da 5 kilosu 130 kron. Tam anlayamadım. Kilosu 26 işte ya. Aynen. Dondurulmuş meyve sebzeler çilek 13. Onun dışında yaban mersini 250 gramı 14. Dondurulmuş ekmekler indirime girmiş. Bu poşetler 10 kron, 750 gram. Gayet iyi fiyat bence. Peynir fiyatları 50 kron, 650 gram. Onun dışında indirime girenler de var. Şu mesela 1 kilo 50 kron. Burası tamamen peynir. Mesela burada 2 tanesi, bu 2 paketi alınca 55 kron. Yine meyveli yoğurtlar da çok popüler. 24 kron 1 litre. Bunların fiyatları bayağı indirime giriyor. Bunlar bence şu an pahalı. Ama mesela bu 15 kron. Burada da bir sürü opsiyon var. Süt 17 kron. 13 kron arasında değişiyor. Biliyorsunuz Danimarka'da çok fazla parti var, içki var. İçki fiyatlarına bakacak olursak, bunu gençlerde çok görüyorum o yüzden bunu anlatıyorum. 85 kron. Onun dışında bildiğim böyle içki markası çok olmadığı için neyi göstereceğimi tam bilmiyorum ama böyle opsiyonlar var. Burada da ülke ülke şarap yazmışlar. Avustralya'daki popüler olanlar, onun dışında İspanya'daki popüler olanlar çok güzel böyle kategori kategori. İçebilirsiniz, seçebilirsiniz.
Burada Jack Daniels'ın bir sürü çeşidi var. Ne kadar ki bu? Fiyatını göremedim ama aynen 175 kron. Elmalısı var misal. Burada da vodkalar var. Yani dediğim gibi bilmediğim için Absolute Vodka'yı Türkiye'de birkaç kez gördüm. 142 kron. Burada bir tane büfe var. Bir sandviç aldım 39 kron. Bayağı büyük yarısını yedim. Çekmeyi unuttum ama şimdi aklıma geldi. Bu gördüğünüz kafeteryanın her imkanını kullanıyorum. Çünkü şimdi de dondurma aldım. Son günüm olduğu için ya bunları yemek istedim. Çok özlediğim şeyler. Normalde de aslında bu kadar üst üste bir şey yemiyorum ama canım çekti. Bu market iyi. Bu da 20 kron. Marketten çıktım, böyle bir şey aldım. Şimdi bu Amerika'da çok popüler bir marka bu arada. Arizona. Tadına baktım. Yani arkadaşlar... O kadar fake geldi ki yani bu gerçi tea diye geçiyor. Nar suyuyla hani tam aslında karşılaştırmamak gerekiyor ama şimdi biz Ankara'da Büyükşehir Belediyesi'nin kendi yaptığı nar suyunu içtikten sonra bunun tadı çok kötü geldi. Ya fake geldi daha doğrusu. Ha ama dediğim gibi bu çay yani nar suyu değil. Yine de ben bunu beğenmedim. Orijinal nar suyunu tercih ediyorum. Şimdi yürümeye başladım. Sebebi ise amcamın veya dayım mı oluyor? Şimdi burada isimle hitap ediliyor. Annemin abisinin çalışma yerine gidiyoruz. Yani workplace. Sebebi ise ben çok merak ettim. Toptancılık gibi bir iş yapıyorlar. O yüzden ben de onların iş yerinde insanlarla tanışıp networking yapmak istedim. Şu anda da bayağı bir kalabalık aslında. Şimdi sol tarafta, şu solda bayağı yeni bir bina yapılıyor görüyorsunuz. Bunun sebebi ise burada bir üniversite var. Bu üniversite bayağı iyi bir üniversite. SCU diye geçiyor. Bu üniversitenin yanına bir sürü yerleşim yeri yapıyorlar. Çünkü Danimarka'daki en büyük sorunlardan bir tanesi ev bulmak. Bu nedenden dolayı bir sürü yeni yerleşim yeri yapıyorlar. Aa bakın burada da kuryecilik yapan birisi var. Yani gelişiyor o dense. Hızlı mı? Değil ama gelişiyor. Şimdi buradan 50 dakika yürüyeceğim. Alın size gerçek Danimarka havası. Gerçek Danimarka yaz havası. O kadar güzel 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 dedim günlere, havaya. Asıl gerçek olanı bu yani. 3 gün öyleydi ama gerçeği bu yani. Şimdi buradan yağdırıyoruz 50 dakika. Bakalım nereye varıyoruz. İlginç bir şey görecek miyim yolda? Bu rotayı ilk defa yürüyeceğim çünkü. Şurada böyle bir futbol sahası var. Muhtemelen bu yol ormanın içinden gidiyor. Bayağı da bir bisiklet süren var. Ben şimdi çarpacağım buraya odaklandığım için. Alt geçit var bir tane. Ben de etrafıma odaklanayım çünkü çok hızlı gidiyorlar. Toplamda 14.037 tane bisiklet mi geçmiş? Ha yok, bugün 300, o saatmiş 14.000'de. 306 tane bisiklet geçmiş buradan bugün. Öyle bir calculator var ya, hesap makinesi var. Kaç tane bisiklet geçtiğini hesaplıyor. Yolumuza devam ediyoruz. Bu bisiklet hesaplayıcılarını her yerde görebilirsiniz Danimarka'da. 306 kişi geçmiş. Burası çalışma alanı. Herkes 2 bilgisayarla çalışıyor. Bazıları da 3 bilgisayarla çalışıyor. Burası çalışma alanının kantini. Burada herkes yemek yiyor. Evet arkadaşlar, gördünüz, Vietnam yemeği yedik yengemlerle. Şimdi Odense'de normalde bir pazar var. O pazarda nasıl anlatayım, normalde hani Türk şeyleri satılıyor ya da ne bileyim meyve sebze satılıyordu. Ama orası artık değişmiş, böyle yemek food court yapmışlar. Oradan da Vietnam yemeği seçtik. Normalde Türk yemeği de vardı galiba ama biz Vietnam yemeği denedik ve ben hiçbirini yemedim daha önce, ilk defa denedim. Biraz garipti tadı. Tayland'a gidip onları denememek, gerçi bir tanesini denedim ya, o kadar da değil. Bir tanesini denemiştim, o da o spring rolls diye geçen. Tadı gayet lezzetliydi, adamlar başarılıydı. Gelelim market fiyatlarına. Bence alım gücüne baktığımızda, onu da söyleyelim, vergisi çıkmış halde burada maaşlar 22 bin kron. Odense'de ve bence alım gücü inanılmaz yüksek. Fiyatlar bayağı uygun. Yani bence çoğu şey bayağı uygun. Mesela peynirin kilosu bence uygundu. Ha süt biraz, gerçi pahalı diyemem artık. Çünkü Türkiye'de asgari ücretin, artık yine asgari ücret geldi. Gerçi hala uygulamaya geçildi mi bilmiyorum ama 4300 olduğunu farz edersek ya da kaçsa takip etmiyorum çünkü tam bilmiyorum.
ama 4000-4500 olduğunu farz edersek bir süt 12 lira veya 10 lira. Burada da 12 kron. Ya bence fiyatlar mantıklı. Şimdi size anlatmaya çalıştığım şey şu. Eğer bunları takip ederseniz indirimlere çok kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz ve çok daha kolay olur. Bunlar her hafta evinize geliyor. Her ne kadar Danimarka kendini yeşil, sustainable yani sürdürülebilir bir ülke olarak hani kendini tanıtsa da bunlar aslında her hafta geliyor ama yanlış anlamadıysam bunların hepsi geri dönüştürülüyor. Yani gerçekten geri dönüştürülüyor. Öylesi geri dönüşüm değil, gerçekten geri dönüştürülüyor. Her hafta geliyor. Şimdi bunların çoğu zaten hep internette artık ama yaşlılar ne yazık ki internet konusunda birazcık daha gerideler. O yüzden eve sipariş ediyorlar. Mesela bu soslar, Heinz soslar, bilmiyorum görüyor musunuz? Bu Heinz soslar 12 kron. Çok uygun bence. Onun dışında vejeteryan ya da vegan olanlar için süt 12 kron. Normalde ben Türkiye'de bitkisel bazlı süt almaya çalışıyorum ama çok pahalı olduğu için Fomilk ya da Alpro almıyorum çok fazla. Ancak indirimdeyse, iyi bir indirim varsa alıyorum. Bunları takip ederek çok basit bir şekilde alışverişinizi yapabilirsiniz. Danimarka'da sık sık soruyorsunuz. Ben bu kadar maaş alacağım, ne olacak? Bu tarz videoları izlemeniz lazım ki neyi ne kadar bilmeniz lazım. Onun dışında şunu da söylemek istiyorum. Almanya'dan da bir tane kağıt geliyor. Buradaki kağıtlarda mesela 3 kutu ve 24 tane var bir kutuda 95 kron. İnanılmaz ucuz. Bu sadece bunun için Almanya'ya gidenler var. Hatta ben arkadaşımla da Almanya'ya gitmiştim. Sizlere de göstermiştim. Dediğim gibi bu tarz şeyleri takip ederek çok kolay bir şekilde hani şey yapabiliyorsunuz. Mesela neredeyse kıymanın kilosu 70 kron. Yani 1 kilo değil 800 gram ama 70 kron gayet bence ideal bir fiyat. Onun dışında buradan çok fazla da alkol alan var. Dediğim gibi bunları takip etmeniz çok önemli. 3 kasa mesela 175 kron. Bunları takip ederek birikim yapabilirsiniz. İyi bir alışveriş yapabilirsiniz ve tasarruf edebilirsiniz. Umarım arkadaşlar videomuzu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız lütfen videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Algoritmalar için bunlar önemli. O yüzden sürekli hatırlatmaya çalışıyoruz. Instagram hesabımızda enesmemişen. Oradan da bizi takip ederseniz çok mutlu oluruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.